Güzel bebek. Güzel bebek. Ne diyorsun? Hanker var mı? Var diyorsun. Peki. Onlar evlenecekler mi sence? Evlenirler mi? Ne diyorsun? Evlenirler diyor. Evlenirler diyor. Teşekkür ederim güzel bebek. Merhaba değerli takipçiler. Kerem Bürsin'in canlı yayında maskelerini çıkaranlara söylediği sözler büyük yankı yaptı. Kerem Bürsin o kafelere gidip maskesini çıkaranlar var ya sizler dedi. Orada Kerem Bürsin onlara yaptıkları büyük yanlıştan dolayı, çok büyük yanlıştan dolayı kendi hayatlarını ve başkalarının hayatlarını tehlikeye atan o insanlara söylenmesi gereken ve belki de hepinizin, belki de değil hepinizin arkadaşlarınızla konuşurken, ailelerinizle görüşürken, konuşurken bu konu açıldığı zaman söylediği sözleri söyledi Kerem Bürsin. Ve Kerem Bürsin sözlerinde son derece haklıydı. Son derece haklıydı. Neden haklıydı? İnsanın kendi hayatını göz göre göre tehlikeye atması kadar düşüncesizce bir şey olabilir mi değerli takipçiler? Şimdi sen sağlıklı olduğuna son derece inanıyorsun ve bu virüsün toplum içinde çok yaygın olduğunu, daha da yayıldığını, daha da tehlikeli bir hale geldiğini bile bile gittiğin bir kafeteryada oturup maskeni çıkarıyorsun ve bu durumun senin için ne kadar tehlikeli olabileceğini idrak etmiyorsun, edemiyorsun. Ya da idrak ettiğin halde bunu yapıyorsun. Bu nedir Allah aşkına? Bunun karşılığı nedir? Bu akıllı insanın, aklı başında insanın, kendisini düşünen bir insanın yapabileceği bir şey mi? Ne gerek var o kalabalık yerlere gidiyorsunuz? Ne gerek var bu kadar yaygınken toplumda bu kadar yaygınken bu virüs kendinizi tehlikeye atıyorsunuz? Bir de şu var tabii. Bazı insanlar da taşıyıcı olduğu halde bunu yapıyor. Taşıyıcı insanlar. Kendisinde bir etkisi yok virüsün. Kendisini hastalandırmamış, yatağa düşürmemiş ama bulaşmış ona virüs. Bunu bile bile toplum içinde geziyorlar. Gidip kafelere oturuyorlar, marketlere giriyorlar, otobüslere, metrobüslere biniyorlar, metrolara biniyorlar ve o virüsü toplum içine sürekli yayıyorlar. Böyle insanlar da var. Bunların olduklarını çok çok iyi biliyoruz. Zaman zaman da zaten resmi makamlarda böyle kişiler yakalandığı zaman açıklama da yapıyor. En son HES koduyla ilgili bu HES kodlarının bu virüsü taşıyan kişiler tarafından çoğaltılıp sanki kendilerine aitmiş, kendileri temizmiş gibi dolaştırıldığını, gösterildiğini ve kamu kurumlarına bu sayede o binalara girebildiklerini, bankalara, marketlere girip çıktıklarını okuyoruz, duyuyoruz ve bu şekilde bir toplumun içinde Allah aşkına bu davranışlarda bulunan kişilere akıllı demek mümkün mü? Kerem Bürsin haksız mı? Yani Kerem Bürsin aslında insanların suratına bir şamar indirdi. Kendinize gelin. Hayatınız söz konusu. Hayatınız söz konusu. Kendinize gelin. Bu kadar çılgınlık yapmayın demek istedi Kerem Bürsin. Ve son derece haklı. Kerem Bürsin'in özür dilemesi adamlığından. Kerem Bürsin'in özür dilemesi onun haksız olduğunu mu gösterir zannediyorsunuz? Hadi oradan. Kerem Bürsin son derece haklı. Adam olduğu için, doğru dürüst bir insan olduğu için, saygılı bir insan olduğu için özür diledi. O bana yakışmadı. Biraz ağır kaçtı o laf anlamında özür diledi. Yoksa Kerem Bürsin haksız olduğu için değil. Yani bunu da bilmek lazım. Kerem Bürsin adamdır ve adam olduğu için baktı ki millet, toplum geriliyor ve kendisi de bir sanatçı olarak insanları daha fazla gerilmesini önlemek için o söylediği sözü geri aldı. Ama o lafı geri alması demek o söylediği sözün gerçek olmadığı anlamına gelmiyor. Kerem Bürsin adamlığından özür dilemekte hiçbir şey kaybetmedi. Aslında daha da yüceldi. Değerli takipçiler, ben de bu konuyu Twitter'da
Kerem Bülsün'e hak vererek birçok tweetle paylaştım ve yorumladım. Şu okuduğum, yazdığım yorumlardan birini okumak istiyorum. Covid'den bir yılda benim ülkemde 33 bin can. Dünyada 3 milyon insan toprak olmuş. Ölüm virüsü her an her yerde. Belki arkanda, belki önünde. Tek savunman maske. Onu da takmaz da, onu da takmaz ya da indirirsen sen nesin? He? Nesin sen? Takmazsan ya da indirirsen, bu kadar ölüm yaygınken bu virüsten ve virüs her yerdeyken, o maskeyi, senin tek savunman olan o maskeyi takmazsan sana ne denir? Koronavirüsten kaç tanıdığımın yakını öldü? Sizin ölmedi mi Allah aşkına ha? Hiç tanıdıklarınız vefat etmedi, tanıdıklarınızın yakınları vefat etmedi mi? Akrabalarınız vefat etmedi mi? Yahu millet, bize yardım için çırpınan sağlıkçılar öldü. Hala ölüyor. Karnında bebeğiyle anneler öldü. Hala ölüyor. Tek önlem maske. Bunu bildiğin halde onu takmazsan sen nesin? Nesin ha? Nesin? Ha? Kerem Bürsün'e kızma. Kerem Bürsün'e kızma. Devletin kurallarına rağmen toplum içinde işine geldiği gibi davranmaya alışmış insanlar eleştiriye tahammülsüzdür ya. Eleştiriyi hiçbir zaman kaldıramazlar, kabul edemezler. Polis ceza keserse onun önünde kedi gibi olurlar da. Sivil biri uyarırsa, bir başkası uyarırsa kavga çıkartırlar. Kerem Bürsün'e yaptıkları da tam bu. Kerem Bürsün haklı olduğu halde bunun için linçleniyor. Linçlenmesinin sebebi bu. Ya polis yazar cezayı 1000 lira, 3000 lira, polisi ses çıkaramazlar. Ama birisi böyle, halktan birisi ya da bir oyuncu, bir sanatçı eleştirirse hemen baş kaldırırlar. Sanki haklıymış gibi. Kerem Bürsün çok haklı ve söylediği de tam gerçek. Bu dizinin ertelenmesi, erkenden bayramda, Sen Çal Kapımı dizisi bayramda, Ramazan bayramında ara verecekti ama o kadar çok insan koronavirüse yakalandı ki dizinin çevresinde ve dizi oyuncuları içinde son bir haftada öne aldılar. Bir ay önceye aldılar sezon finalini ve bu durumda tabii insanları gerdi. En yakınındaki arkadaşlarının, her gün birlikte mesai yaptıkları, sahne çektikleri arkadaşlarının koronavirüsün pençesine düşmesi insanları, oyuncuları, herkesi üzdü tabii. Kerem Bürsün de bundan çok etkilendi. Haksız mı? Hayır. Allah onu korusun. Allah Hande Erçel'i korusun, Altan Dönmez'i, yönetmeni korusun, yapımcıyı korusun. Onlara bir şey olursa dizinin çekimleri daha çok aksar. Düşünsenize, başrol oyuncusu koronavirüse yakalanmış. Allah göstermesin. Allah göstermesin. Ama öyle bir şey olursa kim oynayacak? Duracak dizi. Başka çare yok. Yönetmen koronavirüse yakalanmış. Allah korusun. Yani kim çekecek diziyi? Başka yönetmen bulursa, ama Altan Hoca'nın bir stili var. Koyduğu bir diziye bir yöntem var. Bir akış var. Yani değişecek her şey. Oyuncularla temas bile farklı Altan Hoca'nın. Her yönetmenin bir yoğurt yiyişi vardır. Her yediğim yoğurt yiyişi vardır. Sen Çal Kapımı dizisinde yeni koronavirüs vakaları ortaya çıkınca dizinin çekimleri tabii ki etkilendi. Ve dizi daha erken tatile girdi. Eğer daha erken tatile girmeseydi, dizi devam edecek olsaydı, işte bakın gördüğünüz, bu hafta ara verdi dizi. Ara verecekti. Yani 39. bölüm şu anda yayınlanamadı, yetiştirilemedi. Ne diyor yapımcı ve Fox TV bir açıklama yaptılar. Sen Çal Kapımı ailesi diye başlayan bir açıklama. Sette yaşanan Covid vakaları sebebiyle sezon finali bölümü bu hafta ekrana gelmeyecek. Sezon finali bölümümüz haftaya yayında olacak.
Anlayışınız için teşekkür ederiz. Yeni sezonumuzda Haziran'da yeniden bir aradayız. Fox Sen Çalkapı mı dizisi? Yani Covid vakaları diziyi hakikaten çok olumsuz etkileyince, dizinin içinde oyunculardan Covid'e yakalanan olunca çekemediler. Çekemeyince montaj istenilen gibi yapılamadı ve şimdi bir hafta ara vererek o teknik aksaklıkları mümkün olduğunca gidermeye çalışacaklar. Bölüme yansıtmamaya çalışacaklar. Gördünüz işte. Ve ondan sonrası için de ara veriyorlar. Ancak bu ülkede maalesef 4 hafta sonra da koronavirüs bitmeyecek. Sadece bizim ülkemizde değil, dünyanın pek çok ülkesine bitmeyecek. Hemen hemen hiçbir ülkesine bitmeyecek. Birkaç tane duyuyoruz, işte Avustralya'da kontrol altına alınmış, Yeni Zelanda'da alınmış. Amerika günde 4 milyon aşılama yaparak büyük bir başarıyı yakaladı. Vaka sayısını korkunç bir şekilde aşağı çekti Amerika Birleşik Devletleri. Bizde ise hala aşılama yeterli sayıda yapılamıyor. Aşılama çok önemli. Bizde Haziran geldiğinde de koronavirüs devam ediyor olacak. Pek çok ülkede öyle olacak. Dolayısıyla insanların ve dolayısıyla oyuncuların virüse yakalanma tehlikesi devam edecek. Ancak dizi de kaldığı yerden devam edecek. Bakalım neler bekleyecek Sen Çalkapı mı dizisi ailesini ve bizleri. Allah herkesin yardımcısı olsun. Allah herkesi korusun diyorum ve Kenan Bürsün adamsın, adamsın diyorum. Helal olsun seni doğuran anneye, babaya. Peki değerli takipçiler, beğendiyseniz beğen yapın. Eğer abone değilseniz kanalıma abone olun, olur mu? Sevgiyle.